Geçen günkü yanlış aramadan sonra Yaman huzursuz sanırım. Kontrol etmek mi istedi? Kontrol etmek mi? Yani buraya gelmenden huzursuz sanırım. Onun için aradı gibi geldi bana. Olur mu hiç öyle şey Fikret abi? Niye rahatsız olsun? Kravatını bulamamış. Onu soruyordu. Sizinle bir alakası yok yani. Tamam. Sen öyle diyorsan. Öyle tabii. İçin rahat olsun. Yaman buraya geldiğim, Melek'le ilgilendiğim için o kadar memnun ki. İnan Melek'i benim kadar o da düşünüyor. Hatta evden çıkmadan önce eğer bir ihtiyaçları olursa çekinmeden söylesinler. Yanlarında olduğumuzu bilsinler dedi. Sağ olsun. O senin zannettiğin gibi bir insan değil Fikret abi. İnan. Biliyorum. Ön yargılarım var benim yüzümden. Sizinle tanıştığımızda ondan kaçıyordum. Aramızda büyük bir yanlış anlaşılma vardı. Hiç istemediğim halde bir kısmına siz de dahil oldunuz. O yüzden onunla ilgili şüphelerinin olması normal. O zamanlar sana kötü bir şey yapacağından çok korkmuştum. Belki o hissi içimde atamamışımdır. Benim için artık endişelenmene gerek yok Fikret abi. O kimseye kötülük yapacak biri değil. Duvarların ardında öyle düşünceli, öyle iyi ki. Yaman. Benim tüm kalbimle sevdiğim adam. Sevdikleri için her şeyi yapacak kocaman bir yüreği var onun. Umarım mutluluğunuz daim olur. Seni bir daha o günlerdeki gibi mutsuz görmek istemem. Merak etme Fikret abi. O yanımda olduğu sürece asla üzülmeyeceğim. Bunlar sorun ya. Bunu da olmadı, bitti. Hayırdır abi? İbrahim abinin nesi var? Kara kara düşünüyorsan kesin karayı düşünüyordur. Günaydın. 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 Kirpi. Ha. Bana da çay. Tabii hemen getiriyorum. Kadınlara sevdiğini çok fazla belli etmeyeceksin. Tepene çıkarlar. Arada bir böyle sert olmayı, ters yapmayı bileceksin. Savcılıktan gelen dosya nerede? İnsan kaçakçılığıyla ilgili olan. Masamda olmalıydı. Gözünüzün önünde kararın. Gözlük takın isterseniz. Burnunuzun ucunu göremiyorsunuz bu ara. Sen hayırdır ya? Ne bu tavırlar? Şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Bundan sonra böyle karar. Yeterince özür diledim. Fazla naz aşık usandırır derler. La havle. İbo. Sen yine de Volkan komiserimin söylediklerini fazla ciddiye alma. Aferin sana. Son kaşığını da al.
Aferin sana. Çok güzel olmuş Seher abla. Afiyet olsun canım. Bir tabak daha ister misin? Hayır. Peki, sonra içersin. Şimdi kurabiyelerinden güzelce yiyebilirsin. Tamam. Ye ki iyileş hemen, tamam mı? Daha Yusuf'la birlikte oyunlar oynayacaksınız. Kurabiye yarışı yapacaksınız. Keşke Yusuf da gelseydi. Neden gelmedi? Çok özledim onu. O da seni çok özledi bir tanem. Ama Yusuf'un okulu var, o yüzden gelemedi. Hem sen biraz daha toparlan, ben söz getireceğim Yusuf sana. Tamam. Seni görünce kızımın yüzüne renk geldi Seher ablası. Hep yanında kal, hiç gitme, olur mu? Buradayım canım. Sık sık geleceğim seni görmeye, merak etme. Fikret abi sen otur. Ben hem bunu da bırakırım. Ah, tamam. Yusufcuğum, siz mi geldiniz teyzeciğim? Melek'i görmeye geldik biz teyze. Öyle mi? Ne güzel bir sürpriz yaptınız. Melek içeride. Gel. Ateş bahçesi ısrar edince kıramadım. Aa, Fikret amca. Hoş geldin aslan parçası. Ateş bahçesi, ateş bahçesi. Değil mi? Geç, bu tarafta. Rahatsız etmiyorum ya. Ne rahatsızlığı? Gelsene içeri. Hoş geldin Yemen. Hoş bulduk. Sana buyur. Ben bunu bırakıp geleyim. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bir isteğiniz var mı Canlı Hanım? Yok, teşekkür ederim. Sabahki mesajını gayet iyi aldım. Tamam, patron sensin. Avucunun içindeyim. Ama oğullarımı benden ayırma. Ziya'nın bana ihtiyacı var. Yaman'ı da o sarıp sarmalamış seher yılanından ancak ben kurtarabilirim. Sen de Seher'in bu evden gitmesini istiyorsun. Neden? Neden benim yardımımı istemiyorsun ki? Beni karşında değil, yanında tut. Ne yapacaksın peki? Planın ne? Bir anda olmayacak. Birbirlerine çok bağlılar. Onu bu konaktan def edecek yolun başındayız. Ama ben de canansam inan bana o yolu koşarak aşacağım. Kafama koyduğumu yaparım. Yeter ki beni açık etme. Ne yapacağını söylemedim bile daha. Boş laflara karnım tok. Beni tanıyacaksın Zuhal. Ben hiçbir lafı boş etmem. Beni iyi dinle Necmi. Sana çok önemli bir iş vereceğim. Oyunlar oynuyoruz hep. Ondan sonra eskilikler yapıyoruz. Bir sürü arkadaşım var okulda. Baba ben ne zaman okula gideceğim? Biraz iyileş ondan sonra kızım. Şeker? Yok, o kullanmıyor. Ha, öyle mi? Bunu bana sen mi aldın? Evet, sevdin mi? Bayıldım ama çok büyük. Sanki ben onunla değil, o benimle oynayacak.
Ama onun boyu hep aynı kalacak. Sen hep aynı kalmayacaksın ki. Büyüyüp kocaman, güzel, güçlü bir kız olacaksın. Sonra da ona bakıp ne kadar küçük olduğunu hatırlayacaksın. Senin kaşların hepsi neydi mi? Bazen. Her zaman değil. Hiç olmasın öyle. Gülen kaşların olsun hep. Kızgın gibi görünüyorsun hep. Ama öyle değilsin. Sen çok mu sevdin Yaman amcanı? Hı hı, evet. O zaman senin amcanı nasıl? Buna bakmam lazım. Söyle Nedim. Yaman, konakta mısın? Acil imzalanması gereken bir dosya gönderiyorum. Dışarıdayım ama birazdan döneceğim. Sen gönder. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. Sehre de söyledim. Neye ihtiyacınız olursa çekinmeyin. Meleğin iyiliği için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Teşekkür ederim. Düşünmen yeterli. Meleğin şu an ihtiyacı olan tek şey Seher. Annesinin ölümünden sonra ilk kez birisine bu kadar değer veriyor. Onu görünce resmen hayata tekrar bağlanıyor. Melek ne zaman isterse Seher yanında olacak. Bu konuda için rahat olsun. Nereye gitti bu kız ya? Canım karım benim. Yanlış mı yapıyorum acaba? Ya daha fazla küstürürsem? Yok. Hemen vazgeçemem. Girdik bir kere bir olayı bu. Selam. Günaydın komiserlerim. Günaydın İbo. Balistik rapor çıkmış mı? Burada. Dışarıda biraz konuşalım mı? Meşgulüm gördüğün gibi. Tamam İbo, konuşmayalım. Hatta bundan sonra hiç konuşmayalım. Sakın açma o ağzını. Bundan sonra sadece iş icabı konuşacaksın benimle. O kadar. Ulan ben ne yaptım? Ne oluyor oğlum? Niye üzdün kızı? Gitti. Vallahi gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Kalkalım mı artık? Halletmem gereken işler var. Tamam, şunu koyup geliyorum hemen. Yusufçum, sen de vedalaş arkadaşınla, yavaş yavaş çıkalım. Ya birazdan kalsaydık keşke. Meleği hastaneye götürmemiz gerekiyor, kontrolleri var. Daha sonra oynarsınız, olur mu? İstediğin zaman çıkabiliriz.
Baba hastaneye Seher abla da gelebilir mi? O yokken çok korkuyorum. Seher abla elimi tutar mısın? Tutarım tabii bir tanem. Ben de geliyorum seninle hastaneye. Biz Yusuf'la konağa geçiyoruz o zaman. Haberleşiriz. Tamam, ben kendim gelirim. Her şey için teşekkür ederiz. Bizi yalnız hissettirmediniz. Beni öpmeden mi gideceksin? Sen güçlü bir kızsın. Sakın korkma, tamam mı? Tamam. Seher ablan yanında. Tamam. Ben de elini tuttum, bak korkma. Sen iyileşince yine saklambaç oynarız. Hallederim ben, sağ ol. Evde görüşürüz. Bir ihtiyacın olursa haber verirsin. Anlayışın için çok teşekkür ederim. Gelip ilgilendiğin için de. Meleği üzmeyi hiç istemiyorum biliyorsun. Yanında olmasam içim rahat etmezdi. Teşekkür edecek bir şey yok. Meleğin sana ihtiyacı var. Yanında ol. Bir sorun çıkarsa ararsın. İyi ki geldin Yusuf. Melek seni çok özlemişti. Ben de Meleği. İyi ki amcam sürpriz yapıp getirdi beni buraya. Hatta okula gel, teyzenle Meleğin yanına gidiyoruz dedi. Ateş bahçesi ısrar edince kıramadım. Amcan çok iyi düşünmüş. Hadi ateş bahçesi. Gidelim artık. Geliyorum amca. Üzülecek ne var? Sana söylediklerimi hatırla. Kovalayan değil, kaçan taraf olacaksın. Yalandan attı gitti işte yüzü. Peşinden koşmanı bekliyor. Aynı sertlikte devam edeceksin. Gitti. Yüzü attı gitti. Zor ikna etmiştim. Batırdım. Yüzün ağzı çiçeğim. Oho. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Volkan. Hı. Sen karışma artık istersen. Tamam, tamam sustum. Hata yapmışsın bir komiser. Sen hiç hata yapmazdın. Her şey düzenli olsun diye özen gösterirdin ama bu sefer hata yapmışsın. Volkan'ın özünde böyle değil. Tamam biraz atıp tutmayı seviyor ama aslında çok iyi. Ben dosyalardan bahsediyorum. Tarihleri yanlış girmişsin. Daha dikkatli ol. Ayrıca özel hayatın beni ilgilendirmez. Kolay gelsin.
Efendim anne. Bacaklarını kıracağım seni. Çabuk eve gel. Ya ben sana evden çıkmayacaksın, hiçbir yere gitmeyeceksin demedim mi? Anne sakin ol, bir şey mi oldu? Olacak olacak. Sen hele bir eve gel, bak gör neler olacak. Senin saçını başını yolacağım. Anne, anne beni duyuyor musun? Bak ben hemen eve geliyorum, tamam mı? Orada kal, hiçbir yere gitme. Benim gitmem lazım. Bir soru mu var? Yok bir şey. Hayırsız. Anne. Anne deme bana. Kardeşin kayıp. Sen gününü gün ediyorsun öyle mi? Ya senin ne işin var elin çocuklarıyla sinemalarda? Yemin ederim bacaklarını kırarım senin. Anneciğim. Bana anne deme. Kes sesini. Yürü. Anne. Anne dur. Yürü. Anne bir dinle. Yürü. Bir dinle beni. Bak söz veriyorum bir daha sinemaya falan gitmeyeceğim. Lütfen yapma böyle. Yürü dedim anne. Sana. Yürü. Yürü. Anne bir dur. Bir dinle bak. Dur. Dur. Anne bir dinle. Yürü. Ne dinleyeceğim seni ha? Ha ne dinleyeceğim? Kardeşin dışarılarda kim bilir ne acılar çekiyor. Sen böyle geziyorsun öyle mi? Gezmeyeceksin. Sen de gezmeyeceksin. Sen de mutlu olmayacaksın. Anladın mı beni? Sen de mutlu olmayacaksın. Anne, yürü. Anne. Yürü. Anne. Yürü dedim sana. Dinle beni yürü. Anne. Yürü. Şu hale bak. Bir de giyinip süslenmiş. Ben sana bu havaları gösteririm. Gel, anne, otur. Sandığın gibi değil anne, lütfen beni bir dinle artık. Soytarı gibi de yüzünü gözünü boyamış. Sen kime beğendireceksin kendini ha, kime? Anne yapma, lütfen yapma. Anne. Otur. Anne. Yıka, iyice şıksın. İyice şıksın bunlar. Yıka, bütün pislikleri aksın gitsin. Anne yok. Yıka, yıka, iyice gitsin. Ahlaksız seni.
Sen kardeşin dışarıda ne halde belli değil. Sen sokaklarda fil atıyorsun. Anne! İyice çıksın, iyice çıksın. Ağla. Ağla, iyice ağla. Ben evladım için her gün ağlıyorum. Biraz da sen ağla. Anne! Anne, aç kapıyı. Aç kapıyı. Anne, aç kapıyı. Anne, aç kapıyı. Yayına gidersin. Anne! Anne, sakın gitme bir yere. Sen neredesin? Biter! Anne! Anne, aç kapıyı! Ali! Ali, ne olur hemen eve gel. Kimse hiçbir şey söyleme. Hemen gel lütfen. Ziyaretiniz iyi geçmiştir umarım. Sizin de dönmediğine göre sanırım Seher Hanım'ın kalması gerekti. Hastaneye kontrole gideceklerdi. Küçük kız. Seher'i de istedi yanında. Dedem İnsanın en büyük oyuncağı zamandır derdi. Belki de zamanın en büyük oyuncağı insandır. Bazen yıllar birbirini kovalar, bazense 5 dakika geçmez olur. Ama birbirine sonsuzluk sözü verenler için asıl önemli olan kavuşma anıdır. O anın kıymetini bilmek için beklemekle terbiye ediliyoruz. Bir ömrün sözü verilmişse ayrı geçen dakikaların ehemmiyeti nedir ki? Bugün hava güzel. Dışarıya bir masa kurun. Seher'le ikimiz için. Tabii Yaman Bey. Bunlar bizim eşyalar. Seher abla, eşyalarımız neden sokakta? Bilmiyorum canım. Anlarız şimdi. Hasan Bey, ne oluyor? Eşyalarımızı neden sokağa attınız? Evimi su basmış. At komşu haber verdi. Evi berbat etmişsiniz. Nasıl olur? Ben çıkarken kontrol ettim. Hiçbir şey yoktu. Ben bilmem. Ya Hasan Bey, el birliğiyle hallederiz lütfen. Zararınız neyse karşılarım, söz veriyorum. Ben de yardım ederim. Eski haline getiririz evinizi. İstemez. Size ev mev yok. Ama beyefendi, insanları böyle sokağa atamazsınız. Lütfen yapmayın. Zaten zor bir zamandan geçiyoruz. Bir de evsiz kalmayalım. Beni ilgilendirmez. Ne yapacağız baba? Sokakta mı kaldık? Yok bir tanem. Hiç sokakta kalır mıyız? Ben hemen hallederim, bir ev bulurum, tamam mı?
Duygu! Semra teyze! Duygu! Cemil işte. Gel gel. Gel Cemil enişte gel. 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 Ay enişte çok iyi yaptın da geldin. Gel de sana anlatayım bu kızın neler yaptığını. Yasemin ortalarda yokken gitmiş sinemalara. Nerede o? Banyoyu kilitledim. Çeksin cezasını. Aklı başına gelsin. Bakalım bir daha tanımadığı heriflerle öyle sağda solda geziyor mu? Arkadaşıymış bir de. Senin bacaklarını kıracağım, bacaklarını. Yasemin gülmüyorsa sana da gülmek yok. Tamam sakin ol. Banyonun anahtarını ver, konuşurum ben. Yok onunla. Yok olmaz. Yok vermeyeceğim. Sabaha kadar dursun orada. Anlasın hatasını. İnsan yüzü görmeyecek bugün. Semra, kızdırma beni. Ver dedim anahtarı. Ver şu anahtarı. Annem iyi mi? Anne. Asıl sen iyi misin? Bir ömrün sözü verilmişse ayrı geçen dakikaların ehemmiyeti nedir ki? İşim bittiyse gelip seni alayım. Nihayet. Şey o kadar ani oldu ki haber veremedim sana. Bilsen neler oldu. Hastaneden eve gidince neye uğradığımız şaşırdık. Bütün eşyalar sokağa saçılmış. Evi su basmış. Ev sahibi ateş püskürüyor. Konuşmamıza bile izin vermeden kapının önüne koydu Fikret abileri. Ne olmuş, nasıl olmuş hiçbir şey anlamadık. Ben ısrarla bir otelde kalmak istediğimi söyledim ama hala aynı fikirdeyim gerçi. Otel olacak iş mi Fikret abi? Meleğin iyi bakılması gerek. Ben de bizim evimiz sizin evinizdir dedim. Öyle değil mi? Öyle tabii. İyi yapmışsın. Buyurun, içeri buyurun. Hoş geldiniz. Gel canım. Sağ ol. Nasıl? İtiraf et. Etkilendin değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. İşe yarayacağını düşünmemiştim. Beni tanıyacaksın. Ben plan yaptım mı? Saat gibi tıkır tıkır işler. Ne malum işe yarayacağı? Belki planladığımız gibi işlemeyecek. Ateşle barut yan yana gelince ne olacağını mı soruyorsun bana şimdi? Ne olacak? Karşısına geçeceksin, patlamasını bekleyeceksin. Sana vah vah yazık. Evsiz kalmışlar. Büyük talihsizlik. Neyse gideyim de bir geçmiş olsun diyeyim. Korkulur senden. Çok tehlikelisin. Çok.
Rahat edecekleri bir oda hazırlayın. Fikret Bey ve Melek için. Seher kızım, misafirimiz mi var? Evet. Fikret abiyle Melek evleriyle ilgili bir sorun yaşadılar. Meleğin de bazı sağlık problemleri var. İyileşene kadar bize misafir olacaklar. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Yani böyle bir zamanda evsiz kalmanız kötü olmuş tabii. Hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Meleğimize iyi bakalım ki sağlığı hemen düzelsin. Değil mi kızım? Diyorum ki benim odamı verelim. Orada daha rahat eder misafirlerimiz. Ama siz rahatsız olacaksınız. Yok yok, olur mu öyle şey? Niye rahatsız olayım? Ben Ziya ile birlikte kalırım. Hem Melek de hemen yakınınızda olmuş olur. Tamam, hazırlatalım odayı. Ben hemen hazırlıyorum. Melek, Melek! Yavaş paşam, düşeceksin. Yusuf, biz sizde kalacağız biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Oyun oynar mıyız? Hem de bir sürü. Benim oyuncaklarım da var. Boya kalemlerin de var mı? Oho, hep bir sürü var. Her renkten. Yukarı çıkabilir miyiz teyze? Tabii teyzeciğim. Kızım, çok fazla koşma. Yorulma olur mu? Tamam baba. Burası ne kadar büyükmüş. Bir tekrar başlıyoruz. Tamam, olur. Burada bir sürü saklanacak yer var zaten. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fazla yük olmayacağız. İlk fırsatta bir yer bulup ayrılacağız buradan. Rahatınıza bakın. Melek iyileşene kadar burada kalabilirsiniz. Şimdilik önemli olan onun sağlığı ve iyiliği. Sağ ol Yaman. Sakin ol. Sakinleş artık. Geçti. Bitti. Tamam mı? Geçti. Duygu? Duygu kızım. Duygu ne oldu sana? Bu banyonun halini. Kızım söylesene, niye ıslandın sen? Musluk bozulmuştu. Islandım da Ali yardıma geldi anne. Sağ ol oğlum, sana da iş çıkarıp duruyoruz böyle. Ben senin geldiğini hiç duymadım. Sen ne ara geldin? Zaten bu evde olup biten hiçbir şeyden haberim yok ki. Ne olmuş? Ne bitmiş, kim gelmiş, kim gitmiş? Bana hiçbir şey söylenmiyor. Ben sanki bu evde yokum ya, görünmezim ben. Ben görünmezim zaten. İyi misin? Ben üstümü değiştireyim. Vallahi ev sahibinin yaptığı da akıl almaz. Hiçbir vicdana sığmaz yani. İnsanlık hali canım, unutulur. Bilerek yapacak değilsiniz ya. Yani biz her şeyi kontrol etmiştik. Hala nasıl olmuş hiçbir fikrim yok. Kimsede vicdan kalmadı ki. Vicdan kalmadı kimsede. Su basmışsa basmış. Yani ne olacak? Su bu. Temizlersin gider. Gider.
Neye gülüyorsunuz siz öyle kıkır kıkır? Söyleyin biz de gülelim. Hani bir kere balık olmuştuk ya. Böyle evin içinde yüzmüştük. Siz babanla büyük balıktınız. Biz de küçük balık olmuştuk. Bizim kaldığımız evin tesisatı pek iyi değildi de... bir gün ben öyle tamir etmeye çalışırken... boruyu patlatmışım. Öyle her yeri su basmıştı. Biz çok ıslandık amca. Böyle sular havada uçuştu. Fikret abla geldi, o da ıslandı. Sana Melek'te geldi, o da ıslandı. Bütün herkes balık olmuştu. Bizim ev akvaryum oldu. Fikret abi bize yardım etmeye gelmişti. Destek olmuşsunuz. Sağ olun. Ya benimki sadece acil durumda yardım etmekti. Yoksa seher her şeyi kendi hallediyordu evvelallah. Kimseye ihtiyacı yoktu. Evin çatısını bile yapmaya kalkmıştı. Seher? Sen çatı mı tamir ettin? Ne zor işlere kalkışmışsın öyle. Bize niye söylemedin? Hiç bilmiyorduk biz. Oğlum, Seher kızımız yalnız değilmiş ki. Bak, her başı sıkıştığında, her işi düştüğünde Fikret Bey yetişmiş zaten. Su içeceğim. Zor zamanlarında yanında olmalıydım. Yalnız bıraktım bunu. Başkalarına muhtaç ettim. Bir şey mi aramıştınız Yaman Bey? Yok bir şey. Cengiz. Buyurun. Verandaya kurduğunuz masa hala öylece duruyor. Toplayın, temizleyin. Bu durumun senin için kolay olmadığını biliyorum. Ama telafi edeceğim. Söz veriyorum. Müsaadenizle. Ben olmalıydım yanında. Ne olursa olsun ben olmalıydım. Kızgınlığım kimseye değil. Kendime. Ama artık yanımdasın. Biz söz vermedik mi? Bir şeye üzüldüğümüzde, sıkıldığımızda ilk birbirimize anlatacağız diye. Hepsi geride kaldı. Beraberiz. Kötü günler bitti. Bir daha asla ayrılmayacağız. Acı çekmene, üzülmene izin vermeyeceğim. Bütün kötü anıları tarihe gömeceğim. Hepsini unutturacağım sana. Ben unuttum bile. Artık yanımda sırtımı yaslayabileceğim koca bir dağ var benim. Ayrıca verandadaki masayı görmedim sanma. Güzel sürprizini kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Diyorum ki acaba telafi etmek mümkün mü? Elbette mümkün. Yemek kolay. Yeter ki biz bir baş başa kalalım.
Herkes içeride. Biz de geçelim mi? Pardon. O da hazırsa müsaadenizle çıkabilir miyiz diye soracaktım. Melih'i yatırmam lazım. Çok yoruldu bugün. Elbette. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Ben odalarını göstereyim. Sağ ol. Yasemin kaybolduktan 2 yıl sonraydı. Aylar sonra ilk defa sinemaya gitmiştim arkadaşlarımın ısrarıyla. O gün... O gün olanların aynısı oldu bugün de. Annemin aklı o güne gitti herhalde. Ondan sonra bir daha sinemaya falan da gitmedim zaten. Ağır şeyler yaşamışsın Duygu. Ama hepsine rağmen güçlü bir kadın olmayı başarmışsın sen. Emin ol, bu günler de geçecek. Her zaman bir umut olduğunu sakın unutma. Nerede kaldın Nurten? Hadi hemen banyoya koş. Her yer batmış. Teşekkür ederim. Hemen koştun geldin sen de. Sen iyi ol da gerisi önemli değil. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakinleş artık, geçti. Geçti. Ben istersen Volkan'a haber vereyim. Hayır. Yani... Volkan'ın bu olanları bilmesini istemiyorum. Bilmesin. Zaten annemin hastalığının boyutlarından haberi yok onun. Sana dostça bir tavsiye vereyim mi Duygu? Bana göre ilişkinin çimentosu güven duygusudur. Umutlarını, hayallerini, yaşadığın zorlukları, her şeyi paylaşabilmeli insan sevdiğiyle. Hiçbir şey saklamamalı. Volkan'a pek bayıldığım söylenemez. Ama ona değer veriyorsun. Demek ki özünde iyi biri.
Hem onu olduğu gibi sevecek, kabul edecek kişilerle birlikte olmalı insan. Bence Volkan'a her şeyi anlatmalısın. Haklısın galiba. Neslihan! Efendim teyze. Mutfağa yetiş çabuk. Ya teyze bir tek resimler kaldı. Ya hay Allah. Aslında her şey hazırdı da. Tamam hadi sen git ben hallederim. Geliyorum. Gel Fikret abi. Tamam. Zaten zahmet verdik. Ben değiştim lütfen. Olur mu hiç öyle şey? Ya, ben lütfen, hallederim. Lütfen. Ben hallederim lütfen.